12 imam en sonuncusu İmam-ı Mehdi'dir. Bu açık ve net kaynaklardadır. Allah tebarek ve teala insanları yaratmadan Bakara suresinin 30. ayetinde meleklerle ilk olarak konuşuyor. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Allah buyurdu meleklere ki, bu Kur'an'da peygamberimize hitaptı. Ey Resulüm, ben o zaman meleklere dedim ki, yeryüzünde halife yaratmak istiyorum. Karar kılmak istiyorum. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Melekler Allah'a böyle dediler. İlahi Rabbim, aya bir şey yaratıyorsun ki yeryüzünde fesat olsun ve kan akıtsınlar, yasfık dima, kan döksünler bunlar. Biz yeterli demiyoruz ki nahnu nusabbih bihamdik ve mukaddes leke. Biz sana tesbih hamd ediyoruz. Seni mukaddes ediyoruz. Allah tebarek ve teala cevap buyurdu. Kal inni alem ma la te'lemun. Ben o şeyi biliyorum ki siz onları bilmiyorsunuz. Melekler subhaneke ma allamtena. Dediler tabii ki ya Rabbi bize ne yarattın ne öğrettin onu biliyoruz. Onun dışında değil. Bu melekler nereden bildi insanoğlu kan dökecek? Yeryüzünde fesat edecek. İnsanlar mahfuz ruhul mahfuzda ruhlar yaratılmış. Yani insanlar dünyanın ne olup biteceği taslak olarak ruh alemlerinde hepsi incelenmiş. Yani bizim bellidir ne yaptığımız, ne yapacağımız. Allah bizi yeryüzünde yaratmasıyla beraber istedi bize itimamı hüccet eder ki biz kimi, ne yapacağız? Şimdi Allah bizi yaratmadan bu dünyada ruhlarımızın haydi sen cennete, sen cehenneme, orada Allah diyeceği Allah tövbe demişti. Belki tövbe edeceğiz. Belki doğrulacağız, kötü iş yapmayacağız. Onun için Allah cismi olarak ruhla beraber bu dünyada bizi yarattı. Ta ne iş ahirette bize itimam hüccet olsun yaratılsın. Melekler bildi ki kan akıtılacak. Kanların içinde en üstün, en mukaddes kanlar Allah yolunda akan kanlardır. Ve bu iki vatanımız için, namusumuz, dinimiz için şehit olurlar. Büyük bir makamdır. O makamı ahirette insanlar ancak idrak edenler, şehit olanlar. Burada ne kadar anlasak anlatamaz. Allah buyurur ki وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ مُتُلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهَ اللّٰهُ وَالْاَحْيَاءُنْ اِنَّ رَبِّكُمْ يُرْزَقُونَ. Onlar Allah indinde ahirette öyle rızıklanacaklar ki rızkın genel manası var. Sadece yiyip içmek değil.